Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Aralık 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Aralık ayı sizin için para, finans konuları anlamında çok önemli. E, buralarda tabii ki bazı yeni kararlar da verebilirsiniz, fırsatlar da karşılaşabilirsiniz. Konu başlıklarına baktığımızda yönetici gezegeniniz Mars ay boyunca para evinizde olacak. Yay burcunda olacak. E, güneş 22'sine kadar yine para evinizde ve burada bir yeni ay doğacak. Yengeç Burcu'nda Dolunay var ve ayın 13'ünde Merkür Retrosu başlıyor. Şimdi detaylara bakalım. Güneş'in ve Mars'ın para evinizdeki hareketi ayın ilk günlerinden itibaren sizin için para kazanma konularında parasal anlamda daha fazla bir mücadele getiriyor. Harcamalarınızın artabileceği bir dönemdesiniz. Aslında Kasım'ın son haftasından itibaren belki beklenmedik şekilde biraz finansal krizlerle de yüzleşmiş olabilirsiniz. İşte ani para ihtiyaçları, bir borç ödeme konusu e, gibi hani parasal konularda gelir gider dengenizde oluşabilecek bazı gelişmeler söz konusu olmuş olabilir. Aya bu şekilde başlıyoruz aslında. E, Merkür 1 Aralık'ta Oğlak burcuna geçecek. Merkür 3. evinizde olacak. Merkür güçlü. Hani bu birçok krizi daha iyi yönetebileceğiniz işaret ediyor. Ticari zekanızı arttırır. iletişim gücünüzü artırır. 13'üne kadar Merkür Oğlak'ta ilerliyor olacak. 13'ünde gerilecek. Dolayısıyla şimdi 13'üne kadar bence özellikle e, bir, herhangi bir konuda e, bir parasal işiniz, bir alışverişiniz bir anlaşmanız ya da biriyle bir konuyu konuşup çözmeniz gerekiyorsa bu günleri daha iyi değerlendirebilirsiniz. 7, 8, 9 Aralık Merkür'ün Jüpiter'le de olumlu açısı olacağı için sizin için daha şanslı daha verimli enerjilerde getirebilir. 13'ünde 20 derece yay burcunda yeni ay var. Bu yeni ay aslında para durumunuzla ilgili yeni bir karar vermeniz, bir adım atmanız, işte harcamalarınızda bir düzenleme olabilir. Gelir gider dengenizde yeni bir değişim olur. Belki yeni bir işe girme söz konusu olabilir. kaynaklarınızı değerlendirme anlamında, daha önceden yaptığınız yatırımları gözden geçirme anlamında da değerlendirebilirsiniz bu yeni ay enerjisini. Değişken burçlarımız daha fazla etkileniyor tabii ki sevgili akrepler. Siz bir sabit burçsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle ikizler, başak, yay ve balık değişken burçların 20 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu yeni ay sizin için daha etkili çalışacaktır. Bununla birlikte Venüs dördünden itibaren burcunuza geliyor. Venüs şans gezegeni biliyorsunuz ve burcunuzda olacak. Dolayısıyla bu size bir destek. Ee, özellikle maddi konularda da olabilir, ilişkilerle de ilgili olabilir. Venüs'ün yardımcı etkileri, destekleyici etkilerini ay boyunca alabilirsiniz. Bu bazı parasal sorunları daha iyi çözmenizi ya da hani buralardan kendi lehinize bazı sonuçlar çıkarmanızı da sağlayabilir. 13'ünden itibaren Merkür Oğlak burcunda gerileyecek ayın sonuna kadar geriliyor. 23'ünden itibaren de yay burcunda gerilecek. Öncelikle 13 Aralık'la 23 Aralık arasında özellikle yakın çevrenizdeki kişilerle ilişkilere dikkat edin. İşte komşularla bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Kardeşlerle bazı konularda anlaşmazlıklar olabilir. Seyahatlerde, trafikte daha fazla sıkıntı çıkarabilir. Merkür retrosu burada iletişim araçlarını falan daha fazla yani arızalanmalar olabilir. Yeni bir şeyler almıyoruz biliyorsunuz. E 23'ünden itibaren bu sefer para evinizde Merkür gerileyecek. bu da parasal beklentilerinizi geciktirebilir. yani alacaklar gecikebilir, işlerde bir yavaşlama olabilir. dolayısıyla para konularında da her zaman daha temkinli olacağız. Mümkünse bir B planımızın, C planımızın olması da fayda var. Borç alacak konularına da yani böyle bir dönemde e, yaklaşmayacağız. Yani borçlanmak için iyi bir dönem değil. Sizden borç isteyen de olabilir ya da siz borç alabilirsiniz. Merkür retrolarında bu konularda öne önemli adımlar atmak çok doğru olmayabilir sevgili akrepler. Evet e, 22'sinde Güneş Oğlak Burcu'na geçecek. 27'sinde 4 derece yengeç burcunda dolunay var. Bu dolunay 9. evinizde olacak. Size güzel bir açısı var bu dolunayın. Üstelik Jüpiter'le de güzel bir açısı var. Belki hani keyif olarak biraz daha ayın son günlerinde bu dolunayın enerjisiyle beraber kendinizi daha güçlü, daha güvenli, daha iyimsel hissedebilirsiniz. Motivasyonunuz artabilir. 9. ev konuları daha çok biraz uzaklar. İşte seyahatler, yurt dışı konuları, işte eğitim gibi konular. E, hukuksal konular. Bir davanız, bir sorununuz varsa mesela bir mahkeme işi, bir dava. Bu dolunay bu, burada olumlu sonuçlar almanıza yardımcı olabilir. Ya da en azından size yardımcı olacak doğru kişilere sizi ulaştırabilir. E, iç, karışık bir durum içerisindeyseniz bunu çözebilirsiniz. E, eşten ve partnerden yana şanslısınız. Ya da birebir hizmet aldı. Bir avukattır, işte bir muhasebecidir, danışmandır. Hani Böyle birebir hizmet aldığınız kişilerle ilgili iyi bir dolunay bu. Eğer böyle bir arayışınız varsa bu dolunayda bunu bulabilirsiniz. Ya da bir sorununuzu işte daha rahat çözebilirsiniz. E, i̇lişkilerle ilgili bir yolculukta bir tanışma olabilir. Ee, ayın sonuna doğru belki yılbaşı için güzel bir seyahat planlayabilirsiniz eşinizle birlikte bir tatile çıkabilirsiniz gibi hani buralarda da keyifli gelişmeler olabilir lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle güneş burcunuzla yükselen burcunuz 0-8 derece arasındaysa dolunay sizin için çok daha olumlu etkiler getirebilir şanslı etkiler getirebilir öğrenciyseniz mesela bir sınav başarısı da getirebilir sevgili akrepler 9. ev çünkü eğitimle de alakalı işte bir vize beklentiniz varsa ya da yurt dışında bir oturum izni almayı düşünüyorsanız örneğin hani burada da bir sonuç alabilirsiniz. Yine büyük olasılıkla Jüpiter burada şanslı daha olumlu gelişmeler ortaya çıkarabilir. 26 Aralık, 27-28 Aralık Güneş-Jüpiter üçgeninin aktifleştiği daha iyimser, kendinizi daha keyifli hissedebileceğiniz özellikle ilişkilerden, eşinizden, partnerinizden daha fazla destek alabileceğiniz keyifli günler yılbaşına da bu keyifli enerjilerle girebilirsiniz sevgili akrepler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.